Arkadaşlar merhaba. Bugün farklı bir konuyla karşınızda olacağım. Konumuz kitaplar olacak. Sizlere okumanız gerektiğini düşündüğüm 10 tane kitabı anlatmaya çalışacağım. Açıkçası kendimi bu konuda ahkam kesebilecek ya da bir uzman olarak tabii ki de görmüyorum ama sizlere kendim okumaktan gerçekten de keyif duyduğum ve de yeni başlayacak ya da kitap okumaya zaman anlamında ya da sıkıcı bularak başlayamayan arkadaşlarıma önerebileceğim kitapları size anlatmaya çalışacağım. Bu arada ben gerçekten de çocuk yaştan beri hiperaktif bir karakteri sahibim. Tabii kamera karşısında bunu pek göremiyorsunuz ama hatta arkadaşlarım da bana soruyor nasıl duruyorsun diye. Benim için çok zor oluyor. Bunu hatta üniversite sınavını erken bitirip çıkmış biri olarak da söyleyebilirim. Yani sınavın bitme zamanını bile bekleyemedim. Dolayısıyla kitap okumak benim için biraz handikaptı çünkü uzun uzun başında duramıyordum. Ama başlama sebeplerinden asıl başlama sebebim ta kendisi babamdı. Çünkü ona şöyle bir soru sormuştum. Babam ordunun 9 çocuklu bir ailesinden geliyordu. Hatta Ablayır isimli bir köyünden geliyor. Bir gün ona sordum bu İstanbul'a geliş serüvenin nasıl oldu, nasıl geldin diye. Onun cevabı ise şöyle oldu. Ben hani kitap okumaya başladım dedi. Kitap okudukça da ufkum açılmaya başladı. Ufkum açılınca da merak etmeye başladım dedi. Bu sayede de daha çok şey öğrenmek istedim. Daha şey öğrenebileceğim yerde neydi? İşte ordunun dışına çıkmam gerektiğini düşünerek İstanbul'a geldim dedi. Bu sayede de üniversite sınavına giriyor. Üniversite sınavını kazanıyor. İyi bir şirkette teftiş bölümüne giriyor. Teftiş bölümünden de teftiş kurulu başkanı olarak devam ediyor. Yani güzel bir kariyere sahip oluyor. Bana bu örneği verdikten sonra benim için kitap okumak da gerçekten de aslında bir hedef gibi olmaya başladı. Ben de denemeye başladım. Bunun dışında aslında kitap okumanın tabii faydalarından hani bahsetmem de gerekirse çekingen de bir çocuktum ortaokul zamanlarımda. Şu anki gibi mesela kameranın karşısına geçebilecek kadar da bir durumda değildim ama kitap okudukça insanın gerçekten de kendilerine olan güveni artıyor diyebilirim. Çünkü kelime dağarcığınız da bu şekilde artıyor. Bence hatta espri yapabilme yeteneğinize de faydalı oluyor. Buradaki çoğu kelimeleri kullanarak daha sosyal bir ortama girdim ya da sosyalleşebildiğimi söyleyebilirim. Dilerseniz artık tabii bu videonun çıkış noktasını anlattıktan sonra da sizlere benim gerçekten de okumaktan keyif aldığım kitapları tanıtarak videomuza devam edebiliriz. Burada sizlere ilk anlatmak istediğim kitap ismi Entelektüelin Kutsal Kitabı. Biraz ismi aslında ilk başta bana hatta direkt söyleyebilirim. İtici de gelebilir ama bu kitabı şöyle buldum. Diyanara gitmiştim. Tabii kitap merakım yeni yeni başlıyordu. Orada genel kültürle ilgili bana tavsiye edebileceğiniz bir kitap var mı diye sordum da bu kitabı tavsiye etmişlerdi. Hakikaten de tam bana göre olduğunu düşünüyorum. Çünkü mesela burada 365 güne bir konu şeklinde bu kitap işleniyor. Yani şöyle yapıyor. Hemen kitabın içini açalım size. Mesela pazartesi günü tarih konusu işleniyor sadece. Yani tek sayfa başında. Salı günü edebiyat. Çarşamba görsel sanatlar. Perşembe bilim. Cumayı müziğe ayırmışlar. Cumartesi felsefe. Pazar din. Yani mesela atıyorum bir haftada 7 sayfa okuyabilirsiniz. Sıkıldınız, tekrardan kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Burada işlenilen konulardan birkaç tane hemen size şöyle açalım. Mesela Büyük İskender'i anlatıyor. Edebiyat kısmında ise Kayıp Cenneti. Bilim konusunda bilgiler var. Felsefi gene anlatıyor. Homeros'tan bahsediyor. John of Arc'tan yani bizim Jean d'Arc diye bildiğimiz karakterden bahsediyor. Mesela bu Jean d'Arc karakterini okuduktan sonra ben daha da çok araştırmıştım. Jean d'Arc siz de biliyorsunuzdur. Orta Çağ'da İngilizlere karşı savaşan Fransız kadın karakterleri ve orduların başında komuta ediyor. Çok küçük yaşta bunu yapıyor. Bayağı da başarılı oluyor. Daha sonra da çarmıha gerilerek İngiliz'e teslim ederek öldürülüyor. Hatta cadı avını da Orta Çağ'daki cadı avının da
Joan of Arc'ın yükselişinden kaynaklandı söylemekte. Yani kadınların yükselişini engellemek adına bir bahane sebebiyle cadı avı çıktı diye bir söylentisi var. Yani çok hoş bu kitap, hakikaten de genel kültür anlamında da size çok şey katacağını düşündüğüm bir kitap. Dediğim gibi Albert Einstein'dan bahsediyor. Barok dönemi. Genel kültür anlamında başucu kitabı yapabileceğiniz bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Burada bu arada şöyle bu 10 kitabı seçerken şöyle bir değerlendirme yaparak yaptım. Hani sadece roman üzerine değil, genel kültür anlamında olsun, felsefe olsun, karışık bir liste yapmaya çalıştım. Burada da elimde de Balzac kitabı var. Balzac'ın Vadideki Zambak isimli kitabı. Balzac bana göre çok enteresan bir kişilik. Bu arada Balzac mesela günde 40 tane kahve içmesiyle tanınan bir karakter. Hatta kahveden dolayı da zehirlendiği söylenmekte. Kahvenin kasları da güçlendirdi, onu ayık tuttuğunu, bu sayede daha çok çalışabildiğini, daha uzun saatler çalışabildiğini söylüyor. Fransız bu yazarımızın kelimeyi kullanış şekli beni gerçekten çok etkilemiştir her zaman. Bu sizi hatta bir erkeğe, hatta şöyle söyleyeyim, duygusal bir yan da katabileceğini düşündüğüm bir kitap. Çünkü cümlelerindeki kelime oyunları gerçekten efsane. Mesela şöyle şöyle cümleleri var upuzun. Ama mesela cümleye başlıyorsunuz, ilk kelime, ikinci kelime okudunuz ama son kelimeye geldiğinizde o cümlenin anlamını bir anda çıkarabiliyorsunuz. Kelime kullanışınıza, yani cümleleri kullanışınıza gerçekten de katkıda bulunacağını düşündüğüm ve de aslında bu kitap mesela imkansız bir aşkı anlatıyor. Sadece kadınlar için değil, erkekler için de olduğunu düşünüyorum. Çünkü sizin konuşmanıza da yarayabilecek, yazınızı da geliştirebilecek bir kitap. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet, geçtiğimiz kitapları şöyle ilerletelim. Bu elimdeki kitapta Türkiye İş Bankası'nın kültür yayınlarına ait Dahiler ve Büyük Mucitler ve İcatları diye geçiyor. Ben bu arada gerçekten de mucitleri ve icatlarına karşı merakım fazlasıyla diyebilirim. Bu kitapta kimlerin hayatını ve yaptığı mucitleri, icatları okuyabiliyormuşuz. Bir bakalım. Leonardo da Vinci'yi bulabilirsiniz. James Watt'ı bulabilirsiniz. Faraday'ı bulabilirsiniz. Keza Nikola Tesla'yı bulabilirsiniz. Mesela da Vinci ile ilgili şu tarz bir bilgi var. Da Vinci'den tabii biliyorsunuz bu çarkları bulup çok farklı icatlara imza atan bir karakter. Ondan savaşla alakalı da icatlar yapmasını istiyorlar. Mesela bir denizaltı yapıyor. Ama yaptığı denizaltının tasarımı hiçbir şekilde çalışmıyor. Öyle bir komplikasyon kurmuş ki sadece kendini bileceği şekilde bu denizaltının çalışmasını, yaptığı denizaltının çalışmasını engelleyecek bir yapı kurmuş. Evet, savaşla alakalı yapıyor ama bilerek de aslında yaptığı bu icatları manipüle ettiği de söylemekte. Bu kitapta bununla ilgili bilgi bulabilirsiniz. Ayrıca bu kitabın sevdiğim yanı, bölümlerden sonra bazı zarflar var. Bu zarflar bu icat mucitlerimizle ilgili bazı belgeleri içermekte. Mesela hemen şuradaki zarfa bakalım. Burada mesela ne diyor? Alternatif akım indüksiyon motorunun geliştirmesine yönelik olarak Tesla'nın bir otel defterinde aldığı notların aynısını bulabiliyorsunuz. O yüzden bence bu kitap kesinlikle muhteşem. Birebir sanki canlı o kişinin bu icatları yaparkenki hayatını yaşıyormuşsunuz hissi veriyor. Bir de o tarihte nasıl belgeler kullandığını görebiliyorsunuz. Birebir onların kafasındaki düşüncelerini bu sayede bakabiliyorsunuz. Bu zarf fikri gerçekten de bence akıllıca olmuş. Cildi de çok güzel. Resimli örnekleri var. Çünkü şu anki teknolojiyi anlamak istiyorsak aslında bunun bence historical olarak da geliş noktasını bilmemiz önemli. Dış cildi de ayrı şekilde bayağı güzel bir kitap bu. Kesinlikle size tavsiye ediyorum. Bir diğer kitabımıza geçiyoruz arkadaşlar. Schopenhauer İnsan Doğası Üzerine. Arkadaşlar Schopenhauer, Nietzsche'nin de kendisinden etkilendiği aşk üzerine yorum yapan bir filozof. Fikirleri, görüşleri çok farklı hakikaten de. Bu farklı boyutta görüş açısı sahip olmanıza yarayacağını düşündüğüm bir
eser. Size hatta Schopenhauer'un bir tane özlü sözünden de burada bahsetmek istiyorum. Burayı not almışım, buradan okuyayım. Schopenhauer demiş ki, yetenek başkalarının vuramadığı hedefi vuran nişancı gibidir. Dahi ise başkalarının göremediği bir hedefi vuran bir nişancı. Gerçekten de felsefe anlamında çoğu filozofa fikir ve önceliklendirme adına bayağı başarılı. Aşk üzerine arkadaşlar zaten bu kitaplarını yazmış. Önemli bir karakter diyebilirim. Evet. Bir diğer kitabımıza geçiyoruz. Burada gene Türkiye İş Bankası'nın kültür yayınlarından Freud'un bir kitabı var. Arkadaşlar Freud karakteri benim için çok önemli bir karakter. Çünkü psikanalizin babası diye anılmakta. Kendisi de gene yaptığı analiz gibi çok farklı bir karakter. Devamlı puro içiyor. Puro çok kullandığı için de hatta ağız kanseri oluyor. Kendi kendini psikanaliz yapmış bir kişi. Yani kendi kendine psikanaliz yapmış dediğim, gerçekten de bir odada sanki kendisi bir hastası varmış gibi onun kendi ayrı bir koltukta onun analizini yaparak kendisini yorumluyor. Bu arada kokaini hastalarına faydalı diye öneren bir karakter. Tabii ilk başlarda kokainin bağımlılık yarattığını da düşünmüyor çünkü kendisi de aslında kokainin bağımlısı olduğunu farkında değil. Ama bir yakın bir arkadaşını öldükten sonra ve de hastalarında belirli rahatsızlıklar gördükten sonra bunun da zararı olduğunu görüyor. Freud'un bakış açısı çok farklı. Mesela hiç yapılmayan şeyleri yapmaya çalışıyor. Rüyaları yorumluyor. Bu rüyalardan aslında kişinin gerçek hayattaki bazı rahatsızlıklarını bulabiliyor, çıkarabiliyor. Hatta benim kitabında okuduğum en farklı özelliklerden bir tanesi mesela hani insanların öpüşme niye cinsel bir fantezi olarak kullandıklarını şuna vuruyor. Çocukken aslında bebeklerin emzirirken bu dudaktan yaptığı temasın aslında büyüdükleri zaman da cinsel bir arzu olarak çıkmasına dönüşmesinden dolayı olduğunu söylüyor. Çok farklı ve değişik bakış açıları var. O yüzden kesinlikle Freud'u okuyup incelemenizi tavsiye ederim. Evet, bir diğer kitabımıza geçiyoruz. Kelebek. Bu kitabı ilk kuzenimde görmüştüm, Özge'de görmüştüm. Bütün yaz bu kitabı okuyordu. Ve de hiçbir şekilde bırakmıyordu, denize bile gelmiyordu. Çok merak ettim. İnanılmaz bir kitap olduğunu söyledi. Bana da tavsiye etti. Aslında ondan almaya çalıştım okumak için ama vermemişti. Sonra gidip kendim aldım. Gerçekten de soluksuzca okuduğum bir kitap. Henrik Harrier kendi hayatının bir kısmını anlatıyor bu kitapta. Burada hiç işlemediği bir suçtan dolayı kürek mahkumu olarak Şeytan Adası'na gönderildiği zaman dilimini anlatıyor. Bu adadan da kaçmış bu arada. Çok zor zamanlar geçirmiş. Hatta Totos'unda küçük bir tüpün içinde para saklayarak bunu başarmış. Denizleri açmış. Ve de dediğim gibi bu kişi aslında bende şu olguları uyandırıyor. Her zaman hırsız olmak, arzu olmak yani pes etmemeyi uyandırıyor. Bu kitabın bu arada işte Papillon ismi, gerçek ismi. Filmi de çekilmiş. Steve McQueen ve de Dustin Hoffman oynadı. Ben bunu okurken gene yazdıktan başka bir komşumuz bende görmüştü. Bu sefer bende istedi. Ondan gene geri aldım. Şu an zorla geri aldım. Kesinlikle romanı seven arkadaşlara tavsiye edebileceğim gerçekçi bir kitap. Evet, bir diğer kitabımıza geçelim. Burada Sun Tzu var. Evet arkadaşlar, ve Savaş Sanatı. Bu Sun Tzu karakteri bence gerçekten önemli. Bu arada kitap küçük bir, kısa bir kitap. Dolayısıyla çerez gibi niyetini okuyabilirsiniz. Sun Tzu komutan ve düşünür olarak geçmekte. Liderlerin kaynak olarak hatta okuduğu bir kitap diyebilirim. İyi bir görüş açısı olarak mesela iyi bir komutanın daha savaşa girmeden savaşı kazandığını bilmesi gerektiğini düşünüyor. Hatta kitaptaki ilk sahne de çok etkileyici. Şu an size okumak istemiyorum çünkü tabii trollemiş olurum sizi. Dolayısıyla kısa, çerez niyetine liderlik vasıfları kazanmak isteyen arkadaşlarımıza kesinlikle önerebileceğim bir kitap diyebilirim. Ve bir diğer kitabımıza geldik. Platon'un Devlet kitabı. Arkadaşlar Platon'u Eflatun diye biliyoruz.
Tabii Sokrates'in öğrencisi. Sokrates de bu şu anki bildiğimiz üniversitelerin kurucusu olarak geçmekte. Soruyla cevap vererek verdiği yanıtlarla tanımaktayız kendisini. Bu kitapta Platon Sokrates'in ideal devletini anlatmakta. Gene soru cevap şeklinde geçmekte. Tabii devlet yapısı hepiniz için farklı bir olguda olabilir ama burada onun o zaman içinde ele almış şekli gerçekten de sizin de etkileyeceğini düşünüyorum. Arkadaşlar sıradaki kitabımız Turgenev'in kitabı Babalar ve Oğullar ismi. Turgenev çok önemli bir yazar aslında. Tolstoy'la birlikte hatta çoğu zaman fikir alışverişinde bulunurlarmış. Birbirlerinden kitaplarını okuyup önerilerini alırlarmış. Fakat bir dönem ters düşüp uzun sürede küs kaldıkları biliniyor. Keza Turgenev'in Dostoyevski ile de bu şekilde bir ilişkisi, iletişimi olduğu söylenmekte. Yani aslında birazcık aralarında çekişmeler de olduğunu söyleyebilirim. Ben bu kitap sayesinde Turgenev'i tanıdım. Bu kitap sayesinde hatta Bazarov isimli bir karakteri tanıdım. Bazarov çok baskın bir karakter arkadaşlar. Bu kitapta da gerçek hayatta da hem gördüğünüzü düşünebilirsiniz hem de çok size hiç karşılaşmadığınızı düşündüğünüz bir karaktermiş gibi de gelebilecek. Baskın bir karakter diyebilirim. Bazarov nihilizmi temsil ediyor bu arada. Nihilizm demek arkadaşlar bu arada hiççilik demek. Yani hiçbir değerin anlamı olmadığı, kurallara ve enstitülere karşı görüşleri olan bir düşünce akımı diyebiliriz. Daha sonra ama nihilizmin aslında doğru şekilde yorumlanamamış olduğu da söylenmekte. Zamanında bayağı bu akımın ilgi çekip karşı görüşlerde aldığını söyleyebilirim. Dolayısıyla bu kitabı nasıl bir karakter benim betimseniyormuş bunu görebilmek adına okuyabileceğiniz bir kitap olarak önerebilirim. Arkadaşlar son kitabımıza geldik. Pazarlama ve Sırları. Bu arada ben pazarlama üzerine master yapmıştım ama üzerinden bayağı vakit geçtiği için bilgilerimi yenilemek isterken bu kitaba denk geldim. Bu kitabı şunun için kullanabilirsiniz. Eğer kendi şirketinizi kuracaksınız ya da atıyorum kendi web siteniz, herhangi bir kendi yeni yapınızı, ürününüzü kuracaksanız faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü mesela pazardaki ürününüzün yerinizi bulmanızda, iş planı yapmanızda, rakipleriniz arasındaki farkları gözetip de onları açmanızda yarayacağını düşünüyorum. Bu arada bu sadece yeni bir iş kuran arkadaşlar için değil, aslında kurumsal bir işe de sahip beyaz yakalı arkadaşlarını kullanabileceğini düşünüyorum. Çünkü artık biz de aynı şekilde bir ürün gibiyiz, bir şirket gibiyiz. Çünkü kendi ekibimizdeki arkadaşlarımızla bile iletişime geçerken bazı şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Kendimizi de adeta bir kurumsal şirket gibi yönetmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu kitabın sizlere faydalı olacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bugün farklı bir konu işlemek istedim. Dediğim gibi ben bu konunun uzmanı olarak kendimi görmüyorum. Ama gerçekten keyif aldım. Sizlere de tavsiye edebileceğini düşündüm. 10 tane kitabı özetlemeye çalıştım. Sizlerin de eminim bunu eklemek istediğiniz, kendi çok sevdiğiniz kitaplar olacaktır. Lütfen bu videonun altına yorum olarak bunları yazıp eklemenizi sizlerden rica edeceğim. Ben de bu sayede sizlerden aldığım tavsiyelerle bu kitapları okuyup incelemeye çalışacağım. Bugünlük görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın.